Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere bu akşam da karşınızdayız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bültenimize başlıyoruz. Haftanın son mesai gününde İstanbul'daydı. Bu kez tarım sektörünün temsilcileriyle buluştu. Yeni müjdeleri paylaşacağız diyerek söze başladı. Peki bu kez hangi müjdeleri açıkladı? Yanıtlarıyla bültenimize başlıyoruz. Türkiye 100 yılının hazırlıklarını da dört bir koldan süratle yürütüyoruz. Yeni müjdeler için karşınızdayım dedi. Bu kez çiftçilere seslendi. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı %9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı Cumhurbaşkanı. Çiftçi kredilerinde vade süresi ve faiz oranları yeniden belirlendi. Genç ve kadınlar için limit 500 binden 1 milyon liraya çıkarıldı. Çifti, çubuğu, bağı bahçeyi, ekini hasadı, davarı malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz. Bizim onlarla işimiz yok. Destek paketlerini açıklayan Erdoğan muhalefete yüklendi. Oturdukları yerden esip gürleyerek, avara kasnak gibi boşa dönüp duranları gülerek izlemekle yetiniyoruz. Topunu bir araya getirseniz şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazdı. Cuma namazını ise restorasyonu tamamlanan Eminönü Yeni Camii'de kıldı. Yeni cami öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam Hatip Okulu 4. sınıfta okurken bir Kadir gecesi bir vaazda ben verdim. Nerelerden nerelere geldim. Ve her geçen gün yaklaşan seçim takvimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihinin biraz öne çekileceğini dün ilk kez açıklamıştı. Peki sandık seçmenin önüne ne zaman gelecek? Kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor? O kritik soruların kritik yanıtlarıyla devam ediyoruz. Belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. 30 Nisan, 14 Mayıs, 18 Haziran. 3 senaryo konuşuluyor kulislerde. Seçim zamanında mı yapılacak yoksa erkene mi çekilecek? Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşareti bu sözlerle verdi Erdoğan. Öncesinde ittifak ortağı Bahçeli ve AK Parti kurmaylarıyla görüşüp değerlendirme yapmıştı. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Normal seçim takvimi 18 Haziran ama Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı tatiliyle çakışacak. Nisan ayı ise Ramazan'a rastlıyor. Seyahatler nedeniyle katılımın düşeceği tahmin ediliyor. Neticede 14 Mayıs seçeneği bir adım öne çıktı. Ayrıca bugünün sembolik önemi de var. Adnan Menderes 14 Mayıs 1950'de seçim zaferi kazanmış. Türkiye'de çok partili siyasi hayat başlamıştı. Artık seçim tarihinin öne çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor ama muhalefetin adayı hala netleşmedi değerli izleyenler. Altılı Masa'nın 9 saat süren rekor uzunluktaki toplantısında ise önemli bir gelişme yaşandı. Liderlerin aday kim olacak meselesi artık konuşacaklarını açıkladılar. Allah nasip ederse emekçi edeceğiz onları. Siyaset arenasından sileceğiz. Altılı Masa 10. kez toplandı. Bu kez adaylık başlığı da açıldı. Seçime tek adayla girme kararı alındı. 26 Ocak'ta tekrar toplanıp aday kim olacak istişareye başlayacak liderler. Geldikleri gibi gidecekler inşallah. Toplantı tam 9 saat sürdü. İktidarın 6 Nisan sonrasında yani yeni seçim yasasıyla sandığa gitmesi beklenirken muhalefet ortak liste çalışmasına başlamayı kararlaştırdı. Tek hedef mecliste çoğunluğu elde etmek. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Kılını dahi. Bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum. Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, altılı masadaki üç lider bugün de bir aradaydı. Bostancı Dudullu metrosunun açılışını yaptılar. İmamoğlu'na destek verdiler. 13.500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla
805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Benim daha dokunulmazlığım yok. Ben de ahmak dedim. Bekleriz. Buyur birader. Ocak ayı boyunca bazı ürünlerde fiyatlar sabitlendi, bazılarında ise indirime gidildi. Zincir marketlerle başlayan kampanyaya perakendecilerden yani yerel marketlerden de destek geldi. Peki tüketiciler marketlerin zam sözüne nasıl bakıyor? İndirimleri hissettiler mi? O soruların yanıtlarıyla devam ediyoruz. Tüketici olarak hissettiniz mi indirimi? İndirim diye bir şey görmedik biz. Makul fiyatlar var tabii, pahalı olan şeyler de var. Birçok üründe indirim olmasa bile fiyatlarında herhangi bir artış olmadığını görebiliyoruz şu anda. Bir aylık indirim ve sabit fiyat kampanyası genişledi. İndirim kampanyasına zincir marketlerin ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu da dahil oldu. Türkiye genelinde 5500 şubesi bulunan yerel marketlerde indirim ve fiyatları sabit tutma kampanyasına destek vereceklerini açıkladı. Ya ben öğrenciyim ama fiyatlar gerçekten çok yüksek. İnmeli bence de, yani bir süre gerçekten inmeli. Çok iyi olur yani. Her market farklı ürünler için indirim ve sabit fiyat uygulamasına gitti. Bir market 1000 üründe fiyat sabitlerken bir başkası 2023, diğeri ise 419 üründe kampanya yaptı. Bir ay zam yapmayacaksın. Niye bir ay yapmıyorsun? 6 ay yapma. Bizim için de olur. Her geldiğimizde farklı oluyor mesela. Bir 2 milyara aldığımız ürünü 4,5'a alıyoruz şu anda. Peki ama hangi ürün gruplarında indirim var? Gelin bir bakalım şimdi. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 174 lira 90 kuruştu. Ayçiçek yağının fiyatı 164 lira 80 kuruşa geriledi. Bakliyat grubundaysa fiyatlarda 2 ila 3 lira arasında bir indirim yapıldı. Bir ay önce gördüğüm fiyatı hala aynı gördüm yani. Çayda mesela. Çay fiyatları ise sabit tutuldu. Geçtiğimiz aya göre 1 kiloluk çayın fiyatı 64 lira 90 kuruştan satılıyor. Yine olacak ki bir aydan sonra yine başlayacaklar. İnşallah her hafta geliyoruz, bakacağız. Takip ediyoruz. Gün gün değişiyor esasında. Süt, yoğurt, tavuk gibi gıda ürünleri, deterjan ve mutfak gereçleri. Kampanyaya dahil edilen ürünlere bazı marketler kota koydu. Tüketici ise kampanyanın takipçisi olacağını söyledi. Çamaşır suyu almak istedim ben biraz önce. 5 adet almak istedim. 3 adet verebiliriz dediler. Tabii ki takip edeceğiz. Ama ne yapabiliriz ki? Yani takip ettiğimizde, o dengesizliği gördüğümüzde şikayet merceğimiz neresi olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin devlete maliyetinin 100 milyar lirayı aşacağı açıklanmıştı. İşte o maliyeti karşılamak için dikkat çekici bir teklif geldi. O sıra dışı teklifin sahibi ise 7 Emin Otoparkı işletmecileri. EYT'nin iki katı ülke ekonomisine gelir sağlanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar yasanın meclise gelmesini beklerken hazinenin elini rahatlatacak öneri geldi. 7 Emin Otoparkı'ndaki araçlar EYT için aranan kaynak olabilir mi? Bu araçlar burada yattığı andan itibaren kimseye bir yararı yok, zararı var. EYT ile birlikte Şubat ayında yaklaşık 2,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bir yandan da EYT'nin hazineye olan maliyeti tartışılıyor. 7 Emin Otoparkçılar Derneği Başkanı'ndan da ilginç bir öneri geldi. Devlet motorlu taşıtlar vergisini alamıyor. Araçlar burada yattığı için. Biz de 7 Emin ücretini alamıyoruz. Biz 7 Emin ücretini aldığımız andan itibaren fatura kesiyoruz. Devletimize KDV ödüyoruz. Haciz konulan araçlardan yakalama kararı olanlar 7 Emin Otoparkı'na çekiliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin araç işte böyle 7 Emin Otoparkı'nda adeta çürüyor. 7 Emin Otoparkı'ndaki araçların yaklaşık 700 bini satılabilir durumda. Hepsi ortalama 300 bin liradan satılsa 210 milyar lira para ediyor. Bu araçlardan motorlu taşıtlar vergisi alınması, 7 Emin ücretinin KDV'si EYT için ilk etapta ayrılan kaynağa denk geliyor. 1 milyon aracın devlete olan kül fiyeti 13-14 milyar dolar. Şimdi merak edilen o ilginç EYT teklifinin karşılık bulup bulmayacağı. 2 yıl içerisinde icra sattı satmadı. TASİŞ elektronik ortamda satacak. Orta gelirliler için yeni evim kampanyasının detayları açıklanır açıklanmaz fırsatçılar ne yazık ki harekete geçti. Sıfır daire fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı.
ki bunlar çok doğru hareketler değil. El insaf yani, bu bırakın da insanlar yer sahibi olsun. Yeni konut kampanyası açıklandı. Fırsatçılar dairelere bir günde yüz binlerce lira zam yaptı. Pek şaşıramıyoruz böyle şeyler. Yani işe bulamaz hale geldik. Ha, bunların hiçbir ekonomik gerekçesi yok. Orta gelirlere yönelik yeni evim kampanyasının açıklanması fırsatçıları harekete geçirdi. Bunu fırsata çevirmek için yani birçok mal sahibi bekliyordu. Öyle ki birçok ev sahibi sanki anlaşmış gibi aynı gün ya da aynı saatte ev fiyatlarına zam yaptı. 3 milyon 800'e pazarladığımız bir daireyi 4 milyon 400 bin liraya çıkardı mal sahibi. Örneğin 4 Ocak'ta ilana koyulan bu evin fiyatı 6 milyon 550 bin liradan 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Yani fiyatı 1 milyon 100 bin lira arttı. Ciddi bir fark var yani. Fırsatçılık bu, resmen fırsatçılık. Esenler'deki bu evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Bir gün arayla ya, böyle bir şey olabilir mi? Yazık değil mi bu halkımıza? Uzmanlardan o fırsatçılara uyarı geldi. Bakanlık tarafından takip ediliyorlar. Kampanya süresince fiyatını sabit tutmayan olursa kampanyanın dışında bırakılacaklar. Şimdi takip ettiğimiz ilanlardan fiyat artışı yapan ev sahiplerini arayıp bunun nedenini soracağız. Satılık 0-1+1 bahçe katı için aramıştım. 945 bin liraydı ama. Evet, müteahhitler artırıyor abi fiyatları. Bunun nedeni nedir? Bunu müteahhitlere sormak lazım. Şu fiyata çek diyorlar, biz onu yapıyoruz abi. Göreceksiniz, bu fiyatlar kendi seviyelerine geri inecekler. Açıkçası böylesine ne gördük ne de duyduk diyeceğiniz bir haber var sırada değerli izleyenler. Aydın'a uzanıyoruz. Bir adam eşinden boşanmadan başka bir kadınla düğün yaptı ama düğün sonrası tartışma yaşanınca damadın ailesi karakolda şok eden bir gerçekle yüzleşti. Çünkü gelin aslında kadın değil, takma isim kullanan bir erkekti. Telli duvaklı gelinliğini giydiği şarkıyla birlikte seviyorum kime ne diye haykırdı. Ama o gelin erkek çıktı. Skandal iddia ortalığı karıştırdı. Duyanları hayrete düşüren olayın adresi Aydın Karacasu. Eşiyle bir süredir ayrı yaşayan adam gönlünü başka bir kadına kaptırmıştı. Genç adam yeni sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Ancak resmi olarak ayrı yaşadığı eşinden boşanmamıştı. Nikah kıyamayan çift bir düğün salonu tuttu. Yakınlarını da davet edip eğlence yaptı. Kadın beyaz gelinliğini giydi, oda damatlığını çift düğünde birbirine seviyorum şarkısıyla aşkını ilan etti. Yakınları da doyasıya eğlendi. Ama mutlulukları uzun sürmedi. Çift düğünden sonra tartışıp karakolluk oldu. Şoke eden gerçek de emniyette ortaya çıktı. İddiaya göre herkesin kadın bildiği gelin kendini takma isimle tanıtmıştı ve erkekti. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından gelinle damat sırra kadem bastı. Ayrı yaşayan eş ise boşanma davası açtı. Bursa Osman Gazi'de akıllara zarar bir inşaata gidiyoruz şimdi. Dört binanın ortasında onlara bitişik olarak başladı. Ne kapı, ne pencere, ne de balkon bıraktı. Ölmeden mezara giriyoruz diyen komşularsa şimdi çözüm bekliyor. Direkt pencereye duvar örülecek. Nefes alanımız gitti. Ölmeden mezara gidiyoruz yavrum. Karanlıktayız. Atlasanız girirsiniz. Pencereler, balkonlar inşaata açılıyor. Yakında kapılar bile duvar olacak. Cephemiz kapandığı için balkonumuz, pencerelerimizin önüne duvar örülecek. Hepimiz çok üzgünüz ya. Ayıp şey be valla, böyle ev olur mu ya? Bursa Osman Gazi'de 4 binanın ortasında kalan boş arazide inşaat başladı. Aylar sonra durum buydu. İnşaat özellikle 2 binaya adeta sıfıra sıfır yapıldı. Yani bir adım attığınız anda yan binadasınız. Yalvardık 10 santim bırak bize bir nefes alacak. Onu da bırakmadı. Bana diyor belediye diyor izin verdi diyor. Baksanıza şuranın 2 tane odası gitmiş. 2 kat daha mı gidecek bu adam? Bu pencere kullanım dışı oluyor. Tabii tabii kullanım dışı oluyor. Zaten bitişik nizamdayız. İki tarafımız kapalı. Bir tarafımız da kapanıyor. Bizim iş bitti. Hiçbir pay kalmıyor. İnşaat bitmeden onlar karanlığa gömüldü. Mutfak tarafım karanlık. Şu anda saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Yani tam olarak öğle vakti. Bir evin en fazla ışık alması gerektiği saat. Ama biz tamamıyla karanlıktayız. Efendim ışık olmadan oturamıyor musunuz? Hayır. Hep ışık yakıyorum.
Hep fatura o kadar çok geliyor ki. Burası komple duvar örülecek. Hiçbir şekilde gün ışığıyla veya bir havayla, rüzgarla hiçbir iletişimi kalmayacak. Bina sakinlerinin tek sorunu karanlıkta kalmak değil. İddiaya göre inşaat nedeniyle 3 binanın doğalgazları da iptal edilecek. Çünkü yükselen bu yapı nedeniyle doğalgaz çıkışları kullanılamaz hale gelecek. Biz kış günü ne yapacağız? Nasıl olduysa olmuş, inşaatın tüm izinleri alınmıştı. Şikayetler sonuç vermedi. Hatta satışa bile başlandı. Yani gördüm ben geldim yani buraya. Ben almaya geldim ama sıkıntılı yani problem mahalle arasında olduğu için. Buradan yalvarıyorum Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı'na burası kamulaştırılsın. Bir grup sahtekar internette sahte beyaz eşya sitesi kurup onlarca kişiyi dolandırdı. Sözde Gümüşhane'deki bir mahallede depoları da vardı. Uyanık muhtar onların ipliğini bakın nasıl pazara çıkardı. Ağlayan vatandaşlarımız var işte 6000 liramı kaptırdım. Ankestre takımı aldım. Parasını kaptıran onu aradı. Mahalle muhtarı hepsini dolandırıcıların tezgahından kurtardı. Dedim ki ya siz kimi kandırıyorsunuz? Dua eden mi istersin? Ağlayan mı istersin? Geldim bir kontrol edeyim böyle bir yer var mı yok mu ama muhtarımız da burada böyle bir yer olmadığını söyledi. Sahtekarlar 2 yıl önce beyaz eşya satış sitesi kurmuştu. Depo adresi kısmındaysa Gümüşhane'deki Eski Bağlar Mahallesi yazılıydı. Böyle bir satış olduğu telefonlar geldi bize. Biz de araştırdık böyle bir şey yok. Bizi bulan arıyor kurtarıyoruz. Diyoruz ki bu dolandırıcı sitesi. O telefonların ardı arkası kesilmedi. Tezgahı çözen muhtar Musa Gündüz herkesi uyarıp yeni mağdurlar çıkmasını engelledi. İstanbul'dan bir arkadaş burada çok uyguna bir beyaz eşya satın almak için burayı tespit etmiş. Şu an kurtardı. Son 3 günde yaklaşık 100 kişiye yakın vatandaş beni aradı. Kumarbazlar öyle bir kapı yaptırdı ki içeri girmek neredeyse imkansızdı ama tabii jandarma için değil. İzmir'de dernek görünümlü kumarhaneye baskın yapan ekipler o demir kapıyı kısa sürede kesip kumar oynayanları suçüstü bakın nasıl yakaladı. Sanki kale kapısıydı, bir türlü açılmadı ama jandarma da hazırlıklıydı. Demir kapı spiral makinesiyle kesildi, kumarbazlar suçüstü basıldı. Birileri yukarıdan kaçıyor gibi. İzmir Bornova'daki bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma operasyonun düğmesine bastı. Akıllarınca yaptıkları demir kapı kendilerine zaman kazandıracaktı. Ama jandarma spiral makinesiyle gelmişti. O kapı kısa sürede kesildi. İçeriye al, içeriye! Birileri yukarıdan kaçıyor gibi. Geçin içeri, hadi. İçeride neredeyse boş masa yoktu. Penceresiz mekanda duman altı kumar oynayanlar böyle görüntülendi. Sorumlu nerede, sorumlu? Döndürsün abi, döndürsün. 89 kişiye toplam 360.895 lira ceza yazıldı. Sözde dernek mühürlendi. İstanbul'un göbeği Şişli Bomonti sakinleri epeydir çok dertli. Çünkü anlattıklarına göre bölgede büyük bir elektrik problemi yaşanıyor. Yıllardır sürüyor dedikleri o soruna çare bulan da henüz yok. Uzun süreli kesintilerden bıkan vatandaşlar şimdi ise acil çözüm istiyor. Sürekli böyle yorulduk artık. Her ürünümüz elektriğe bağlı. Elektrik olmadan hiçbir işlem yapamıyoruz. Sürekli ürünlerimiz bozuluyor. Bütün aletlerimiz bozuluyor ama elektrik faturası bir gün gecikse hemen kesiyorlar. Şu anda 5 Ocak Perşembe akşam 19.43. Elektrikler yine yok. Kombiler elektrikten çok gidip gelmesinden dolayı arıza yapıyor. Kepenklerimiz açık kalıyor. Gece elektrik gelecek ki uyumuyoruz. Sık yaşanan elektrik kesintileri mahalleliği isyan ettirdi. İş yerindeki esnaf da, evdeki vatandaşlar da bıktı usandı. Bu bir gün değil, iki gün değil. Bizim çalışmamızı, bizim kazancımızı, her şeyimizi etkiler hale geldi. Her ürünümüz elektriğe bağlı. Elektrik olmadan hiçbir işlem yapamıyoruz. Hastalar var, yaşlılar var. Elektriğin kesilmesi çok büyük bir problem. Burası İstanbul'un en merkezi noktalarından biri Şişli Bomonti. Bakın işlek bir caddedeyim. Etrafımda onlarca esnaf, onlarca da hane var. Hepsinin de tek bir problemi var. Sürekli yaşanan elektrik kesintisi. Yani ayda rahat 5-6 kere kesiliyor. Tamamen mağdur oluyorsun. Çünkü neden? Difrizdeki bütün etler gidiyor. Hepsi birbirine karışıyor. Ne oluyor? Atıyorsun çöpe. Banyo desen kullanamıyorsun. Karanlıktasın. Esnaf karşıdan kablo geçiriyor. Kepengini kapatmak için uğraşıyor.
imkanı olmayan elektrik gelsin diye dükkanının başında bekliyor. Kuaförüm ve devamlı elektrik problemi yaşıyoruz. Akşam mesela tıraşa başladım. Elektrik de yok. Hani telefonun ışığıyla yapmaya çalıştık. Eşek tıraşı gibi bir şey oldu. Sabah geldi tekrar düzelttim. Biz böyle çalışırsak biz nasıl para kazanacağız? Nasıl kiralarımızı ödeyeceğiz? Yıllardır yaşanan elektrik kesintileri bu bölgede yaşayanları artık usandırdı. Aralarında imza kampanyası da başlattılar ama sorunlarına bir türlü çare bulamadılar. Akşam çok sıkıntı çektim, bir de yalnızdım. Mumlarla uğraştım durdum. Benim kombim bozuldu. Yeni kombi almak zorunda kaldım. Etrafımızda rezidanslar yükseldikçe bu sorun devam edecek. Altyapının düzeltilmesini istiyoruz. Çaldılar, gasp ettiler, kaptılar, kaçtılar ta ki bu sabaha kadar. 6 kişilik hırsızlık çetesini polis şafak vakti çökertti. Onlarla aynı evde adeta bonus gibi 3 suçlu daha yakalandı. Kapkaç, gasp, hırsızlık, her türlü suç onlarda, dosyaları epey kabarık. Milyonluk çete nefes kesen operasyonla çökertildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ile kabus gibi çökmüşlerdi. Polis iğne ile kuyu kazdı. 200 saat süren görüntü incelendi. Kocaeli'nde çete üyelerinin gizlendiği adres tespit edilince operasyon düzenlendi. Milyonluk vurgun yapan kapkaç ve gasp çetesindeki 6 üyenin toplam 173 suç kaydı vardı. Dahası gizlendikleri adreste kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi daha yakalandı. Polis bir taşla 2 kuş vurmuş oldu. Beyoğlu'nda vicdanları sömürürken yakalanan dilencinin üzerinden para çıkmayınca zabıta ekipleri elindeki bastondan şüphelendi. Tam da tahmin ettikleri gibi paralar o bastonun içinden çıktı. Paralar dilencinin üzerinden değil bastonundan çıktı. Kurduğu düzenek bu kadarına da pes dedirtti. Vicdanları sömürüp cebini dolduran bu adam Galata Kulesi yakınlarında dilenirken yakalandı. Üst araması için zabıta müdürlüğüne götürüldü. Cepleri boştu. Ekipler şüphelenip bastonunu söktü. İçi para doluydu. Boyası ortaya çıkınca iftira atmaya kalkıştı. Neyse ki zabıtalar kayıttaydı. Şimdi bir şey desem inanır mısınız? Vallahi bunlar şimdi bana soktular onları. Ben cebimde yedik. 60. Bastonundan 145 lira çıkan dilenciye kabahatler kanunu gereğince 617 lira ceza kesildi. Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümünde İstanbul'un 4 ayrı yerinde denizden haç çıkarma töreni vardı. Haliç'tekine Fener Rum Patriği de katıldı. İlginç ve heyecanlı görüntüler yaşandı. Denize atılan haçı çıkarmak için yarıştılar. Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümünde Aya Yorgi Kilisesi'nde 4 saatlik ayin düzenlendi. Bugün Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümü. Şu an Patrik Bartolomeos Haliç'e haç atmaya gidiyor. Polis tören için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bakın arkamda görmüş olduğunuz 20 kişi birazdan Haliç'e atlayacak ve yalnızca içlerinden biri o haçı çıkaracak. Kıyasıya yarıştılar. Kazanan Girit'ten gelen Thanos Apostolakis oldu. İstanbul Patriği Bartolomeo o haçı Giritli gence hediye etti. It's really important. It's too cold for me. Aynı dakikalarda Ortaköy, Yeşilköy ve Kadıköy'de de eş zamanlı haç atma töreni yapıldı. Havanın soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü buz tuttu. Atlı kızaklar, oyun havaları derken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Kar yok ama buz var, soğuk var
ama harika bir soğuk. Kimi atlı kızakla kaydı, kimi de kendini müziğin ritmine bıraktı. Çıldır Gölü'ne ilk defa geldim, çok beğendim. Enteresan, çok değişik geldi. Doğu Anadolu'nun cennet köşesi Çıldır Gölü ziyaretçilerini yine buz üzerinde ağırladı. Giresun'dan geliyorum, çok beğendim Ardahan'ı. Doğası harika. Çok memnun kaldık. Hava sıcaklığının -10 dereceye düştüğü Ardahan'da göl keyfi balık ziyafetiyle noktalandı. Yediğimiz balıkta üzerine bir başka bir şey yani. Çok çok güzeldi. Çıldır Gölü'nün de bu şekilde olması bir Ocak ayında muhteşem bir doğa olayı diyorum. İstanbul Maltepe'de ise dev Türk buluşması vardı. Ziyaretçiler muhteşem lezzetlerin tadına baktı. Yörük danslarının seyrine ise doyum olmadı. Dansları Türk dünyasının damak çatlatan muhteşem tatları. El yapımıdır. 3 katlı cevizdir. Biz yörükleri her şey kendimiz yaparız. Baklavası, kebabı, hepsi ve daha fazlası Maltepe'deki dev buluşmada bir aradaydı. Anam taraf tereçeme Türküdür. Atam taraf avşar boyudur. Türkem, Azerbaycanlıyım. Şimdi Azerbaycan'a özgü sebzeli kavurmayı görüyorsunuz. Biz de buna kavurma dedik. Bunun içinde biber var, domates var, soğan var. Dana ve kuzu karışıktır. Dünyaca ünlü Erzurum denilince akla ilk gelen lezzet, cağ kebabı. İşte o da şu an burada. Dünyada 9. sıraya girdi lezzet olarak. Buyurun, 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 buyurun. Türk döneri, buyurun. Hoş geldiniz. Türk'ünün olmazsa olmaz lezzeti Türk mutfağının döneridir. Şık günü gözlemesiz olur mu? Olmaz. Ispanaklısı, patateslisi, peynirlisi... Hepsi de birbirinden güzel. Gözleme hamuru ince açılması lazım. Onlar çok güzel olur. Maya olmayacak. Yörük Türkleriyle özdeşleşen çadırdayız şimdi. Bakın boynumdaki de yörüklerin meşhur keyfiyesi. Çadır bizim hayatımız, çok seviyoruz. Bu keyfiyenin hikayesi birbirlerini tanıması için yapılan 5 renkten oluşan bir simgedir. Maltepe'deki dev Türk buluşması 8 Ocak pazar gününe kadar devam edecek. Selam olsun yörüklere. Değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Öncelikle güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Pazartesi günü ben yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.